Bu ilan özellikle sahada çalışmayı gerektiren sektörlerin hemen hepsinde artık hiç kaldırılmıyor. Çünkü o aranan eleman bulunamıyor. Sektör temsilcileri endişeli. Çünkü yüksek kazançlara rağmen usta sayısı her geçen gün daha da azalıyor. Biz gençlerimizi iyi eğitim etsek, Avrupa'dan usta getirmeye çalışacağız. Bu bizim kanayan yaramız. Üstelik her geçen gün daha da büyüyor o yara. İnşaat işçisi, tesisatçı, kaynakçı, mobilya ve motor ustası. Liste uzun, sektörler farklı, alan geniş. İş var, işçi bulmaksa çok zor. Çünkü usta sayısı her geçen gün azalıyor. Çıraksa neredeyse yok. Bugün usta bulmakta, yardımcı bulmakta son derece zorluk çekmekteyiz. Sebebi ailelerimizin kendi çocuklarının bir mühendis, öğretmen olabilmeleri için herkes birbirini teşvik ediyor. Fiziksel yorgunluğu da kaldıramadıklarından kaynaklanıyor bence. Çocuklarımızın hepsinin mühendis olmasını veya masa başında çalışmasını bekliyoruz. Sadece aileler değil, araştırmalar gençlerin de artık masa başında çalışmayı tercih ettiğini gösteriyor. Neden sorulduğunda çoğu aynı cevabı veriyor. Beden gücüyle çalışmadan para kazanabilmek. Göz ardı edilense sahadaki kazancın ofisten birçok alanda çok daha yüksek olduğu. Çok güzel kazançlar var. İşçilerin, çalışanların, emekçilerin maaşlarının yükselmesi çok güzel bir durum. İstanbul Ticaret Odası'nın son raporu bunu açıkça ortaya koyuyor. Bir kaynak ustası 10 yıllık bir bankacıdan çok daha fazla maaş alıyor. Yetişecek eleman olmadığı için hem ustalık hem şiratlık ne iş verirse yapıyorum. En azından elimizde altın bilezik var. Koluna altın bilezik takmak isteyen gençlerse ustaların izinden gidiyor. Çırağım abla yan tarafta berberde. 40 yıldır ustam devam ettiriyor. Ben de onun devamını ilerleteceğim. Bu çocuk bu yaştayken bir meslek sahibi olsun, kendi hayatını idame ettirecek bir meslek sahibi olarak hayatını geçindirsin diyoruz. Mobilya sektöründe de maaşlar asgari ücretin 3 katına kadar çıktı. İnşaatlardaki günlük yevmiyeler hatırı sayılır düzeyde arttı. Ama eleman sıkıntısı hala aşılamadı.